Değerli arkadaşlar, 6 Şubat Salı akşamı Miraç kandilidir. Şimdi Miraç, Peygamberimizin en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Peygamberimizi daha iyi tanımak, Miraç'ı daha iyi anlamak için size bir kitap tavsiyem var. Miraç Risalesi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözler adlı kitabının 31. sözü Miraç Risalesidir. Bu Miraç Risalesi şu ana kadar emsali olmayan bir risale. İsra ve Necim suresindeki Miraç'tan bahseden bazı ayetlerin tefsiri olan bu risale, bugünümüz insanlarının Miraç'ı akli ve mantıki olarak anlamasını sağlayan bir risale. Bu risale ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini, hakikat-ı Muhammediye'yi, Miraç'ın sırrı lüzumunu, Miraç'ın hakikatını, Miraç'ın hikmetini ve Miraç'ın meyvelerini çok rahat bir şekilde, akli bir şekilde okudukça anlayabiliyoruz. Ve bu risalede sorulmuş bazı suallerin bu asrın insanların anlayabileceği şekilde cevapları bulunmakta. Mesela onlardan birkaç tanesi şöyle: şu anda tayyare vasıtasıyla birkaç kilometre ancak yukarıya çıkabiliyoruz. Bir insan cismi ile binlerce sene mesafeyi birkaç dakika zarfında nasıl gidip gelebilir? Bu akla sığar mı? Miraç'ın bir emsali var mı? Miraç'ın bir numunesi var mı? Neden Miraç sadece ve sadece Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur? Her veli kendi kalbinde Cenab-ı Hak ile görüşebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam neden dolayı binlerce senelik mesafeyi kat etmiş, gitmiş Cenab-ı Hak'la görüşmüş? Bu ne demektir? Bunlar muamma arkadaşlar. İşte bu muammaların, bu soruların, bu suallerin cevabı Miraç Risalesi'ndedir. Sizden tavsiyem, Miraç'ı anlamak istiyorsanız ve Miraç ile ilgili merak ettikleriniz varsa mutlaka ama mutlaka bu Miraç Risalesi'ni Miraç Kandili'ne kadar birkaç defa okuyun ve Miraç'la beraber şunu anlayacaksınız: bizler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçekten iyi tanıyamamışız. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi boyutu olan Hakikat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam Miraç Risalesi'nde ele alınmış. Rabbim okumayı ve istifade etmeyi hepimize nasip eylesin.